Merhaba tekrar. Üçüncü video bölümüne hoş geldiniz. Bu kuklara saldıracaktık ve hazırlığımızı tamamladık. Üç tane ordumuz var. İki tane piyade, bir tane atlımız. İlk kuklamız burada duruyor. Burada şöyle bir savaş yapacağız. Sen şunlara gir. Müttefiklerimi de çağırsam mı? Mecbur çağırıyoruz galiba. Sen bir dur. Sonra sen böyle gel. Sen de o arada bunu al. İşgal. Sen de burayı işgal. Yani çok kolay bir savaş olduğu için hiç girmiyorum bile işin içine. Zor savaşlarda kendim elle savaşıyorum. Burada bir tarlamız kalacak. Şu kalsın. Sen yıkıl. Sen yıkıl. Sen kal. Sen yıkıl. Burada neler var? Sen geliş. Bu arada burada bir gıda sorunum olacak. Çünkü bu üçüncü seviyede. Bunu hemen bir geri almam gerekiyor. Yoksa gıda sorunum olacak. Evet. Direkt hallettik bu satraplığı. Gördüğünüz gibi şu an itimatlı olarak gözüküyorum. Giderek bu düşecek büyük ihtimalle. Hiç ulus bana güvenmeyecek. Ama umurumda değil yani. Şimdi biz burada bir asayiş sorunlarını çözdükten sonra eksi 33 şu an. Bir sonrakine geçeceğim. O arada hazırlanmış olacağız. Bu bir piyade, o yüzden süvari. O yüzden şunu istiyorum. Bunu almam için de bunu almam lazım. Böyle. Buna ne özellik verelim? Şunu genelde aile üyelerine veriyorum. Savaş moralidir. Doğru. Buna ihtiyacım yok şu an. Zırh. Bu da bunu vermeyeceğim. Sen gene bizim süvarimizsin. O yüzden şu çöl düzü hayatına doğru gideceğiz. Burada galiba bir geliştirmemiz var ya. Çok çok daha güzel bir nal var burada. Bunu alalım. Şu üçüncü seviye at. Ahırlar var çünkü. Ne kaldı? Ne kaldı? Şu piyadelerimize sen de geliş. Şu pardon, aile üyelerimize mesela buna şunu verelim. Durum başına. Buna mı verelim yoksa buna mı verelim? Bence buna verelim. Diğeri ölebilir. Başka kim var? Orada bu var. Bu kaç yaşında? 41 yaşında. Bu daha yaşar ya. Buna verelim. Bu evlenebiliyor. Sen eş ara. Siz yükselemiyorsunuz hala. Tamam. Yani şu İran'ı bir komple alalım. Biraz da o Türkmenistan olduğu bölgeyi. O şekilde çok rahat bir ilerleyişimiz olacak. Bu arada keşke şu rahibimi de buraya getirseydim. Asayiş sorununu çözmüş olurduk. Daha hızlı bir şekilde. Şu an gemi basmama ihtiyacım yok çünkü burada bir gemi savaşım, deniz savaşım yok. Evet, güzel bir çift evlensin. Şu devlet meselesine bakalım. Artan malzemeler. Son inşaat projesinin başarıyla tamamlanmasının ardından geriye birçok malzeme. Sizce bunu ne yapalım? Kullan.
fazla materyal sat. Kullansın. Ne bileyim. Evet, sen şöyle gel bakalım. Burada bir asayiş sorunu yok zaten. Burada ise lazımsın sen buraya hala. Şunu da artırırsak asayiş bir artıyor. Yapalım bunu da. Şunu bir düşürmüştüm. Şimdi şunları da ikinci seviye yapmam lazım. Evet, artık bütün şehirleri yapıyoruz, kasabaları. Ardından artık şu kanalları açarız. Ha, şuraya bir... O zaman sen şunu geri alıyorum hemen. Bunu da bir yıkıyorum. Buraya bir sağlık yapısı gelecek. Buraya hemen bir... ne yapsak? Plaza yapalım. Bir de mezarlık yapalım. Mu. Evet. Tamam, bu turda böyle. Valimiz var bir tane. İnşaat maliyeti ve şunu verelim. Oyun bir süre monoton gidecek böyle, yani kuklalarımızı falan ele geçireceğiz, ekonomik olarak gelişeceğiz falan. Bundan sonraki aşamaları çok önemli değil videonun. Hani bu noktaya gelene kadar ki stratejin oyunun daha ilerisine daha rahat geçmenizi sağlıyor. İşte bir dönüm noktası, işte Doğrama ile bir savaş var. Zaten ondan sonra da artık önünüzde duracak bir şey olmuyor. Burada da bir sonraki tur artık yeşile dönüşecek asayiş. Sen burada da bunu ver. Bunu yok et. Şunu geliştir, bunu geliştir. Tamam, artık seri seri. Başka da önemli bir haber yok galiba. Bu arada şuranın valisine bir asayiş veren bir şey yok mu ya? Şunu yapalım. Şu asayiş durumu çok iyi olan bir yerden. Hepsi çok iyi. şu iptal edeceğim. Onu buraya alacağım çünkü burası bir türlü düzelemedi. Evet, sen. Aynı zamanda şu zırh artıran özellik. Şuna verelim bunu. Tamam. Zer düşmüş. Rahip. Zaten oyunda bir süre hani ekonomik olarak gelişmeleri, ticari, işte teknolojik gelişmeleri yapmanız gerekiyor ki diğerlerinin üstüne çıkabilirsiniz. Şu aşamada bekleme modundayız. Beklerken de bir kuklaları ele geçiriyoruz gibi düşünebilirsiniz. Asıl oyunun bence eğlenceli tarafı bu teknolojileri tamamladıktan ve en iyi birimlere sahip olduktan sonraki kısmı. Çünkü çok çok daha İyi birimleriniz oluyor yani. Bu da insana tatmin eden bir şey. Yoksa oyun başındaki her birim aslında birbirinin benzeri. Her ulusta da aynı şey var gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki farklılıklar var. Ama işte zamanla özelleşiyorlar. Güzel. Burada bir yerleşim yeri yapıyorduk. Burada bir sağlık yapısı lazım.
Para da bitti zaten. Evet, yavaştan yukarı doğru gidebilirim. Şu iki bölge. Asıl ordusu burada. Şimdi bunu buraya götüreceğim hemen. Bunu da yanına destek olacak. Yine aynı mantıkla. O da buraya gelecek. Ve hemen bir tur önceden iptal ediyorum ki diplomasi dezavantajları almayalım. Tamam. Bunu başlatmışız. Hala bir rahip yapamıyorum değil mi? Tamam. Vali, asayiş versin. Güzel. 13 oldu. Yani bu tarz mikro şeylerle artık asayiş sorunlarını çözmeye çalışıyorum. Nerede asayiş sorunu varsa oraya artı 5 asayiş özelliğini atıyorum. Veya oraya vali atıyorum. Mesela şu an yeni işgal ettiğim bölgelerde hiç vali bile yok ama pozitife çıktı 2-3 tur sonra. Çünkü oralarda zaten zerdüştlük yoğun olduğu için bir dini sorun olmuyor. Buraları hemen hızlı hızlı işgal edip geçebileceğim. Yani İran bölgesinden bahsediyorum. Güzel. Şimdi hemen bir bakalım. Şunu yapmamın çok bir anlamı yok şu an. Bunu yaparsam bayağı bakımsızlık, asayiş sorunu olmayacak ama aslında bir sorun değil ama ben hani o 3 level olmadan diğer yapılarımı 2 level yapmam lazım. Kanal mesela. Burada da bir plaza yapalım. Ve bu sağlık yapılarını artık geliştirelim. Şimdi biraz zayiat vermişiz. Sen buraya yetişemiyorsun. Nasıl yapsak? Ama süvari yetişebiliyor galiba. Buranın ana binası kime ait? Tamam, bunlarla savaş içinde değiliz. O zaman sen buraya kadar gel, destek çık. Sen bunları savaş ilan et. Destek olmuyor. Yetişemedim ya. O zaman sadece şuraya alalım şimdilik. Tuz diyor da buraya gıda veriyormuş. Buraya sağlık kapısı yapmam lazım önce. Sonra tuzu yapacağım. Burayı belki alabilirim diyorum ama hiç riske girmeyeyim. Bir sonraki tur alayım. Bu arada burası bayağı hızlı artacak gibi. Bunu yavaştan buraya mı götürsem? Yoksa bunu mu getirsem? -11 olmuş burası. O zaman bunu getireyim. Ben de buraya bir vali atayım ben ya. Şu valilerden birini iptal edeyim. Şu Asoristan'dakini. Hem de buraya da atayım. Şununkini iptal edeyim. Burası ne? Fars. General. Sen. Fil falan diyor ya.
Menzilli birim hasarı ve şu çok iyi. Sen de aynı şekilde. Ha, doğulu imparatorlara karşı. Şunu alalım. Vali şu an atamayacağım. Hemen alıp valiyi başka yere atayamıyorsunuz. Bir tur beklemeniz gerekiyor. Şimdi şunu geri çekeceğim. Bunlarla çünkü. Kuşatmam daha iyi. Evet. Yeni bir eyalet. Paramız bitti. Vali atacağız. Şu vali en son killer şu ikisiydi galiba. Evet. Sen buraya makrana. Bu da diğer vali. O da Horasan'a. Artıya geçtim de hem de 34. Ha, bunlar da büyüme versin. Sen de gene şu çöl zayiatı. Bunu seç. Tamam, geriye ne kaldı? Şunlar var, bunlar var ve bunlar var. Tamam, bayağı hızlı gidiyoruz yani. İşte asayiş sorunlarını çözünce çok çok hızlı gidebiliyoruz. Yoksa orduyu bir süre tutmamız gerekebiliyor oralarda. Bunların hiçbir bir işime yaramıyor aslında şu an. Ama yapmış olmak için yapıyoruz yani. Bir tek bu işime yarıyor diyebilirim. Şunu yapayım bir kere de hemen şey aradan çıkarayım. Şunu da çünkü yükseltmem gerekiyor. Sağlık yapılarımızı bir geliştirelim. Burada şunu yıkacağız. Tamam. Bu geliyor.
Ticaret. Savaşmadan önce. Olur, para da veriyor. Atilla doğdu. Tamam, neyse. Çok önemli. Şimdi bunlara savaş açacağım için gene bir bozayım. Kukla. Lo. Burası uçtu gitti zaten. Yani sen de şuraya gel şimdiden. Yani asayiş olarak. Burada asayiş sorunu büyük oranda çözmüşüz. O yüzden sen de buraya bir deve sürüsü yap. Şu kalanları yükseltelim bu arada. Yani buna bir artık yükseltebiliyoruz. Burada bir tarla yapısı yapıyoruz. Sen yüksel. Zaten başka bir şey de kalmadı. Para da kalmadı. Şu da son şeyi yapsın. Burada daha savaş sorunu çözüldü. Bir sonraki tur buraya saldıracağım. Merv. Buna da saldırsam iyi olur aslında. Aynı zamanda. Sen buraya gel. Siz de buraya saldırırsınız. Hatta bununla da anlaşmayı bozayım ben. İstikrarlı bir şekilde ilerliyorum yani. Aslında burada durmak isterdim. Yani Türkmenistan'a girmeyi pek istemezdim ama oralarda da artık bir düşmanım olmuş olacak. Çünkü şu ikisi bağlantılı bir ulus. Hızlıca şu Kafkaslara girmeyi düşünüyorum. Ardından Arabistan'a, sonra da artık komple Doğu Roma'ya. Evet. Güzel. Şimdi şu binalara bir bakayım son kez. Buraya deve. Hep deve yapacağım yani. Özel bir durum olmadığı sürece. Burada özel bir durum olduğu için böyle yapmıştık. Fark ettiyseniz gıda sorunum hiçbir yerde yok. Burası hariç. Çünkü daha tam ele geçirmedim bunu. Kalan parayla şunu yapabiliriz. Yukarı geliyorsun sen. Sen şuraya gel. Hala bir rahip yapamıyoruz. Tamam. Şimdi sen şuraya gir. Sen buraya gir. Sen de destek ol. We take this settlement for you, my lord. Evet, bu eyaleti de tamamladım. Şunu tamir, bunu yık, tamir, tamir. Ya paramız bitti galiba. O zaman şunu geri alıyorum. Çünkü tamir daha önemli. Tamir. Yık. Şimdi burası kaldı. Burası kaldı. Sadece şununla bir düşmanız. Kabul ediyorlar ha. Şimdi şurada bir asayiş sorunu var. Bunu da buraya getirirsem daha hızlı çözülecek. Tamam. Bu kadar. Evet, şunu tamamladık mı %100 çöl zayiatına bağışıklığımız oldu. Buradan sonra artık şu ikmal güzel bir özellik.
Şu güzel bir özellik. Bir de bu, ama bunun için de bayağı bir hepsini açmak gerekiyor falan. En hızlı ulaşabileceğimiz bununla bu. O yüzden ikmal güzel, bayağı güzel yani. Hızlı hızlı ilerlemek için falan. Acemi piyade birimi. Bu daha öncelikli bence. Tamam. Şimdi o eyalette de asayiş sorunu çözülünce hemen bir üst eyalete geçeceğim. Valileri fark ettiğiniz gibi orada asayiş sağlaması için kullanıyorum sadece. Yeni geçirilmiş, ele geçirilmiş yerlerde asayiş sorunu çözmek için hemen. O yüzden burada son kalan valimi de önceden geri yollamam iyi olacak. Şunu diyorum. Burada asayiş sorunu hala var. Kalsın o. Şu aileye bir bakmadık uzun zamandır bir. Şunları bir yükseltelim. Burada asayiş sorunu çözüldü bile. burada bir kuyu yapalım. Buraya da şu ipek binasından yapacağız. Şurada gıda veren bir bina. Bahsettiğim şey oyunun başında. Her bir eyaletimizde olacak o da. Ama şu an ihtiyacımız yok. Yani çok yükselttikçe yerleşim yerlerine gıda ihtiyaçları artacak. Şunları arttıralım. Bayağı gelir getiriyorlar. Artık yavaştan buraya da girebiliriz galiba. Sen şöyle gelsen. Sen buraya gitsen. Sen de bunu takip et. Sen. Bu buraya geliyor. Tamam. Aa, oradaki şeyimi iptal edecektim. Neyse ya. Kukla devlet statüsü. Diploması da güvenirliğin itimatlıydı sanırım. İtimatlı ne demek oluyor? İngilizcesi daha bana anlaşılır geliyordu açıkçası. Oyunu yeni Türkçe yaptım hani video çekeceğim için. Trustworthy falan yazıyordu önceden. Güvenilmez olmuş. Ha. Ah, neyse boş ver. Şimdi şununla da bozalım. Güvenilmeziz hala. Neyse, sen şunu bitir. Ha, burada da ordusu varmış. Ha. O zaman şu yardıma gelsin buraya. Sen buraya gir. Beklesin de. Güvenilmeziz hala.
Sen buna desteğe gelmen lazım. Şimdi şurada buraya gelmiş. Bir de vali atayalım hemen. Şuydu sanırım. Ne bu? Trans Kaspia. Tamam. Teknolojimiz de bu seriyi de yaptık. Şimdi askeri mi? Sivil mi? Askeriler daha çabuk oluyor. Galiba bir bonusumuz var. Ben de zaten askeri geliştirmeyi düşünüyorum. Sivilde tek güzel şey şu kasaba. O da 12 tur sonra falan gelecek. Kütüphane geliyor. Dalamita bu değişiyor. O bayağı iyi bu. Katafraktlar da değişiyor. O da çok iyi. Bu da çok iyi. Bu pek önemli değil. Şimdi şurayı tamir edelim ve yıkalım. Burada ne kaldı geriye? Bir kütüphane yapalım buraya. Şu dini binaları yapmasaydım daha iyiydi. Kütüphane yapsam daha iyiydi. Kütüphane. Buraya bir ipek yolu yapalım. Bunlar iş veriyor sadece. Şunu yükseltemiyorum. Bu bana hemen lazım ama. Şimdi bunu yaparsam bu gıda şey asayiş olarak bonusu gidiyor. Buralarda fazla asayiş var zaten. Ve ama bunu yaparsam gıda sorunum da ortaya çıkacak. Şimdi 20 harcıyor, 40 harcayacak. Ucu ucuna yetiyor şu an. Ama bunu artırsam sorun çözülür burada. Ama işte burada gıda sorunum var. Bunların gelişimi burada. Aslında bunlara da ihtiyacım var bayağı. Ben en iyisi acaba bunları mı yapsam? Bunları yapayım ya. Zaten ordumun önünde duran bir şey yok şu an. Rahat rahat ilerliyorum. Bu piyade şunu yapalım. Şunu yapalım. Kuşatma diyor. Şunları yapsın. Şimdi burada dini farklılık olduğu için büyük ihtimal o kadar kolay asayiş sorunu çözülemeyebilir. Bir de buralar çöl değil miydi normalde? Ben yanlış hatırlıyorum. Belki o zamanlar çöl değildi, bilmiyorum. Aral Gölü de küçülmemiş. Evet. Bunu getirmemiz şart. Sen de buraya git. Asayiş sorunu çözmüşüz bile ya. O zaman buranın dini de zor, zar düştük yani. Ha evet öyleymiş.
Tamam, sen tamir. Ha, demir burada. Ha, süper. Demir ihtiyacım var. Yık, 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 yık. Yer açılmış. Burada ne yapsak? Burada biraz asayiş azalıyor gibi. Bunu kütüphane yaparsam buraya asayiş gerekecek. Veya yemek yerim yapsam. Dini yapsam hiçbir işime yaramıyor. Gıda yapsam. Gıdanın da aciliyeti yok. Asayiş üzerine yapmam lazım ama asıl asayişi buraya yapacaktım. Buraya bir gıda, bir gıda daha. Ama gerek yok, bir gıda var burada zaten. Buraya asayiş yapalım. Evet. Burada da bunu yükseltince gıda sorunu olacağı için bunları şimdiden yapalım. Yapalım. Aa, bu deri şey, deve olacak bu. Tamam. General süvari bul. Şunu yapalım. Fil diyor. Daha filimiz yok. Menzilli birim hasarı. Menzilli birimimiz var. Hareket menzili. Bu. Otorite. Şu güzel. Sen kurnazlık, otorite, ordu yetiştirme. Şunu yap. Şunu yap. Vali. Şunu ve şunu yap. Vali, şunu ve şunu yap. Burayı da aldık mı? Bu videoyu tamamlayacağım. Daha sonra artık diğer yerlere geçeceğim. Evet. Sen gel buraya hemen. Ama bu ihtimal yeterli değil. Çünkü çok zayiat vermiş. Sen desteğe gel. Tamam. Bu arada gelirimiz çok fazla, artık şunları yükseltebilirim. Çünkü bu otomatik savaşlarda bu özellikleri bonuslu olması yenme şansımı artırıyor. Plaza, plaza. Bir plaza daha olmuyor mu?
O zaman dini bina. Şunu da artırsın. 40 olsun. Paramızı harcadık gene. Asayiş sorunumuz yok. Evet. Buraları aldık komple. Geriye şu bölge kaldı. Belki şuraya hiç girmem. Şurayı alırım. Ondan sonra şurası var. Burası var. Buna saldırırsam Doğrama'ya da savaş açmış olacağım. Doğrama'ya savaş açmış olacakken komple Lazica'yı ve Gassanid'i ve şurayı da alacağım. Pardon. Evet. Neredeydim? Dediğim gibi şöyle bir sınırım olacak. Daha sonra Filistin'i alabiliriz. Şöyle güzelce ilerleyeceğim. Oyunun başında bahsettiğim gibi bütün Orta Doğu'ya hakim olmaya çalışacağım. Evet, bu video bu kadar olsun. Bir sonrakisinde büyük ihtimal buraya gireceğim.